Hazırsak başlayabilirim. Bekliyorum. Sayın basın mensupları, bir yandan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün grupların ve milletvekillerinin kesin hesap üzerindeki değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinin 11. gününü tamamlayacağız ve yarın son gün bütçenin üzerindeki genel değerlendirmeler yapılacak. Sayın Genel Başkanımızın da takip edeceği son gün görüşmelerinden sonra 2021 yılı bütçesinin ve 2019 yılı kesen hesabının oylamasıyla bütçe maratonu tamamlanmış olacak. Ta Magna Carta'dan beri en önemli hak olan vatandaştan, yurttaştan toplanan paranın toplanmasına rıza gösterilmesi ve nasıl harcanacağına rıza gösterilmesiyle ilgili bütçe hakkının saray rejimi tarafından ve onun atanmış bakanları tarafından meclisin işlevsizleştirilerek, önemsizleştirilerek, küçümsenerek geçirilmesine ve hatta mevcut anayasaya yani meri olan ama 16 Nisan'dan beri 23 Haziran'dan beri uygulanan 16 Nisan referandumuyla yürürlüğe giren ama olağanüstü hal şartlarında değiştiği için meşru olmayan, meşru görmediğimiz bu anayasadaki ve daha iyisi toplum tarafından çok geniş bir mütabakatla kabul edilene kadar uymak zorunda olduğumuz bu anayasa gereği bu bütçe kabul edilmese dahi yeniden arttırım oranlarıyla sürdürülecek ve gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi bütçesi reddedilen bir hükümetin düşmesi yerine bütçesi reddedilse de yoluna devam edecek. Çünkü 50+1 oy al, daha sonra ne yaparsan yap, kimi atarsan ata, ne kadar kötü yönetirsen yönet, bakanların ne kadar yanlış yaparlarsa yapsınlar, milletin denetimde olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Ve bu saray rejimi, her şeye karar veren saray rejiminin tel tel döküldüğü günleri görmekteyiz. İlk bakan değişimi, bakan belki de uykudayken gecenin ikisinde atılan bir imzayla olmuştu. Önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yatağa bakan girmiş, sabah hiçbir görevi olmayan bir kişi olarak uyanmıştı. İlk sokağa çıkma yasağını yüzüne gözüne bulaştıran, berbat eden, orada sönümlenmekte olan vakalarda bir ara patlama, ara sıçrayış yaratan, toplumdan gelen tepkilerden sonra istifa etmek zorunda kalan Süleyman Soylu, bu yeni rejimde birisi tek adam kabul etmezse istifa dahi edilemeyeceğini hepimize göstermişti. Daha sonra da damat Albayrak, eğer istifası, hatta öyle demeyenin bile yasak olduğu bu rejimde, görevden af talebinin kabul edilip edilmediği belli olmadan istifanın duyurulmasının bile yasak olduğunu hepimize göstermişti. 22 saat boyunca birkaç televizyon dışında merkez medya bile Berat Albayrak'ın, damat Albayrak'ın istifa ettiğini haberleştirememişti bile. Ta ki şahsım onun istifasını, görevden af talebini kabul edene kadar. O günden bugüne damadın bir sosyal medya mecrasından attığı istifa niteliğindeki paylaşımı bir köşede duruyor. Damadın nerede olduğu belli değil ama saray rejimi bütün kötülükleri damat yaptı, bütün yanlışlıklara damat yaptı. Biz susuzuz sütten çıkmış ak kaşıyız demeye devam ediyorlar. Ve şimdi o tel tel dökülen damatlarıyla, bakanlarıyla, bürokrasisiyle, dış politikasıyla tel tel dökülen saray rejimi bir gerçeklikle daha karşımızda. İki tane Ebubekir, bir tanesi Sofuoğlu, bir tanesi Sifil. İkisi de birbirinden sefil. Ve bunlar bir günde yaptıkları iki tane açıklamayla aslında AKP'nin kimi arkaladığını, kimi sırtladığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın nelere imza attığını, onun attığı imzanın kimi hangi göreve getirdiğini gözler önüne serdi. Birincisi Ebubekir Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi'nde kendisi ve
üniversiteleri fuhuş evlerine dönüşmekle suçluyor. Türkiye'de belli sayıda üniversite varken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün Türkiye'de bütün illere zaman zaman teknik altyapı, mekansal altyapı eksiklikleriyle, öğretim görevlisi eksiklikleriyle dersi verecekleri okulun mezunundan meslek sahibi olmayan kişilerin öğretmesiyle eczacılık fakültesine eczacı öğretim üyesi bulamamasıyla eleştirilen ama 200'ün üzerindeki üniversiteyi Türkiye'ye biz kazandırdık diye övünen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya Üniversitesi'nde göreve getirdiği öğretim üyesi üniversiteleri fuhuş evleri olmakla suçluyor. Ve bu üniversitede evladı olan, olması gerekmez, üniversite öğrencilerine yapılan bu büyük hakaretten doğan infialden sonra beyefendiler bugün soruşturma başlattık, doğru bulmuyoruz, biz de kınıyoruz. Hiçbir kıymeti yok. Bir, o kişiyi oraya atarken referansı belli, imzanız belli, görevlendirmeniz belli. Ayrıca bu kişinin yaptığı ilk pot, ilk saçmalık, kamuoyuna ilk mal olması da değil. Kardeşim, bu kişi Google'ı Abdülhamit buldu diyen kişidir. Siz bu meczubu Google'ı Abdülhamit buldu dedi, yer yerinden oynadı. Siz bu meczubu görevde tuttunuz. Bu kişi İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalırsa çok kan dökülecek diyen kişidir. Duyuyor musunuz? Bugün üniversiteler fuhuş yuvası dedi diye kamuoyundaki herkes size oy vermiş, amcam takkisini yere vurup da lanet olsun böyle şey deyince aman aman biz görevden alıyoruz. Kardeşim, adam İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyse çok kan dökülür diyen meczubu görevden alma. Her 3 ayda bir saçmalayan, sosyal medyadan hepiniz birbirinizi biliyorsunuz. Söylediği her söz cumhuriyetle çelişkili, Atatürk'e karşı saygısız, hukuk devletinden bir haber, bilimden bir haber. Bu adamları göreve getirin, görevde tutun, büyük çam devrilince tweet atmaya koşun. Öbür taraftan iki Ebu Bekir'den diğer sefil olanı, Ebu Bekir Sifil. O da Yalova Üniversitesi'nde beyefendilerin gözdesi, ilahiyatçı, doçent doktor. Diyor ki, başta Yılmaz Özdil, Cüneyt Akman olmak üzere benzer kişilerin duayla, namazla camiden uğurlanmaları doğru değil. Bunların namazı kırılmasın, camiye sokulmasın öldüklerinde. Bu kadar dinden, İslamiyet'ten, Hazreti Muhammed'in sünnetinden bir haber. Hazreti Muhammed'in ki ölümden sonra ne dinine, ne mezhebine, ne inancına kimseyi hiçbir şeye göre ayırmayan, o hepimize ve bütün insanlığa örnek olması gereken sünnetinden bir haber, siyaseten AK Parti'nin karşısında 2 satır yazı yazanları cenazesini camiye sokmamakla arkasından dua etmemeyi teklif eden bir utanmazla daha karşı karşıyayız. AK Parti bu. AK Parti'nin atadıkları bu. Bunların alim dediği zalimler bu. Bu Müslümanlık Anadolu'da yok. Anadolu Müslümanlığı başka bir şeydir. Hangi görüşten olursa olsun komşusunu düşman bilmeyen, hatta bambaşka dinden, bambaşka inançtan komşusuna bir saldırı olunca komşusunun önüne geçen, onu koruyan, onu kollayan ve kardeşçe, dostça yaşayan Anadolu Müslümanlarına bu sefil zihniyeti şikayet ediyoruz. 18 gün olaydı da bunlar göreve geleydi. Bu 2 tane sefil Ebu Bekir'i önceki dönemden kalaydı. Bu sefiller bu işleri yapınca da aman görevden alalım, yanlış yapıyorlar deneydi, pekala. 18-19 yıldır bunlar iktidarda. Bunlar getirdi, bunlar arkaladı, bunlar şımarttı.
bu sözleri sarf ediliyorsa AK Parti rejiminde sarf ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde. Yeni Türkiye diyor ya. İşte yeni Türkiye'nin yarattıkları ahlak anlayışı, din anlayışı bu sınırlarda, bu çerçevede maalesef. Ve Diyanet İşleri Ali Erbaş. Bodrum'da 100 milyonluk külliye yaptırıyor. Parasıyla yaptırsa israf. Devletin parasıyla yaptırdığına göre haram. Bu inanç var, bu inanış var. Ve bugün bütçe görüşmelerinde Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba diyor ki, komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir. Sen bu kadar fakirlik, fukaralık varken, insanlar kuru ekmeğe muhtaçken, 100 milyona Bodrum'da külliye yaptırmak nedir? Sen kimlerdensin diyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nda kurumsal kimliğini temsil etmekle görevli grup başkan vekili Cahit Özkan bizlerdendir, bizdendir diyor. Evet, sizdendir. Ali Erbaş sizdendir. Komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir diyor peygamber. Hazreti Muhammed diyor ki, komşusu açken yatağa tok giren bizden değildir. Siz diyorsunuz ki bizdendir. Tarafınız belli olsun. Size şunu sorarlar. Evet, demek ki sizin taraf belli. Bu müsrif Ali Erbaş sizdendir. Bu sefil Ebu Bekirler sizdendir. Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, ne dirime ne ölüme gelsin deyip cenazesine koştuğunuz fesli deli Kadir sizdendir. Atatürk'e firavun diyenler sizdendir. Bu Türk milletinde Atatürk'e, cumhuriyete, devlete ve millete husumet beslemeyen herkes de bizdendir kardeşim. Safımız belli olsun. Ayrıştırıyorsunuz ya, ayrışacaksak bu anlayışla ayrışıyoruz. Bu Ebu Bekirlere sahip çıkanları, bu Ali Erbaş'a bizdendir, bizdendir diyenlerle aynı tarafta değiliz. Aynı gemide değiliz. İçinde bulundukları gemi ahlak yoksunluğundan, vicdan yoksunluğundan su almaktadır. Bu AK Parti'nin iktidarı da, bu AK Parti'nin anlayışı da karanlık sulara gömülecek. Ama Türkiye, çağdaş Türkiye yoluna devam edecektir. Cumhuriyet gemisiyle. Bu sefillerin içinde bulunduğu ihanet gemilerinin içinde olmayacağız. Ve Recep Tayyip Erdoğan. Açıklama. Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyen, ülke için Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşal olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz diyor. Ve diyor ki, son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu 5. kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız. Recep Tayyip Erdoğan açıkça Türkiye'yi istediği yere yönlendiremeyenler varmış. Muhalefeti, bizleri kullanarak 5. kol faaliyeti yapıyorlarmış. Nedir 5. kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun. Zaten iki lafın başı siyaseten yenemeyince bizi ötekileştirip şeytanlaştırmaya çalışan anlayış, sırf yerel seçimleri kazanabilmek için bütün terör örgütlerinin önce adını sayıp bize yakıştıran, sonra terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği işe bak. Muhalefet partileri için 5. kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. İlk kim söyledi? 5. kol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. İspanya Fransa iç savaşında. 5. kol faaliyeti dedi. Franco'nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 18. yılında, bir 18. yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle şey. Demokrasiyle geleceksin. 18'in yılında Franco 36 yıl diktatörlük yapmış. Franco gibi konuşayım, Franco gibi söyleyeyim, Franco'dan öğüt alayım, örnek alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu diktatörlük heveslisine
Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Yok öyle bir şey. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok. Ne demek beşinci kol? Ne demek dış güçler? Ha bir de kardeşim, bu muhalefet partisinin hangi dış güçün, hangi üyesi, hangi lideri dış güçün maşası olmuş? Kime söylüyorsun? Deniz Baykal, sen Amerikan askerini Anadolu'ya sokarken 1 Mart tezkeresine direnerek kurtardın. Ondan önceki CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit öyle senin gibi höt deyince U dönüşü yaparak değil, bütün dünyaya karşı gidip Kıbrıs'a barış harekatını yaparak emperyalizme direndi. Afyon'u ektirerek direndi. Hiçbir müeyyideden, ambargodan yılmayarak dilendi. Ondan önceki İnönü masada mermeri çatlattı, tapu senedini işgal kuvvetlerine imzalattı. Ondan önceki kurucu genel başkanımız, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 7 cihana Anadolu'da diz çöktürdü, denize döktü. Neden bahsediyorsun? Hangi beşinci kol faaliyetinden bahsediyorsun? Ama bizim genel başkanlarımızın elbette seçilir seçilmez icazet almak için, daha başbakan olmadan genel başkan olup partisini kurup Amerika'ya icazet almaya gideni yok içlerinde. Bizim genel başkanlarımıza hiçbir baş danışmanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip de aman bunu deliye süpürmeyin, kullanın bunu demedi. Bizim Zapsu gibi genel başkan baş danışmanımız olmadı genel başkanımıza bu lafı söyleyecek. Amerika Birleşik Devletleri başkanından aptal olma, akıllı çocuk ol diye mektup yazılıp bu mektubu okuyup cebine saklayıp 12 gün sonra ses çıkmıyor bundan diye Trump basına servis edince o mektubu yırtıp atamayan, cevabını veremeyen 12 gün susup sonra Oval Ofis'e gidip mektubu iade eden genel başkanımız yok bizim, hiç olmadı. Bu can bu bedende durdukça bu hapisten çıkamaz deyip ilk telefonda esas duruşa düş geçip papazı vermezsen papazını alamazsın diyen papazı VIP uçakla Amerika'ya yollayan genel başkanımız da yok bizim. Herkes dış güçler kimi nasıl yönlendiriyor diye konuşacaksa Merkel'in telefonuyla esas duruşa geçmeyi, Schröder'in telefonuyla büyük ada tutuklularını yollamayı, papazı VIP muameleyle Amerika'ya ulaştırmayı utanmadan yapanlar bu işi bir düşünsünler. Şimdi bu kişiye bir de sorumuz var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, damadın doları 8,5 lira yaptığı, rezervin eksi 55 milyar dolara ulaştığı, artık gidip de birilerinin sarayda bu ülkenin kaynakları tükendi, batıyoruz dediğinde damadı feda edip reform diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın reformdan ne anladığını anlatması lazım artık. Reformdan ne anlıyorsunuz? Çünkü size izahsız, izansız, bakansız destek veren küçük ortak reformdan ne anlattığını söyledi. Türk Ceza Kanunu'nda, anayasada reform yapıp parti kapatmayı kolaylaştıracaklarmış. Reformla siyasi partilerin faaliyetine son vermeyi amaçlayan bir bakış açısını dayattılar. Bize değil, iktidarınıza dayattılar. Ve Devlet Bahçeli'nin bu dayatmasından sonra partinizden Numan Kurtulmuş ses verdi parti kapatma konusunda. Dün Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş'un sesine karşı çok daha sert bir ses verdi. Ve diyor ki
AK Parti içindeki bazı yöneticiler diyerek direkt Numan Kurtulmuş'u hedef alıyor. Ağzına geleni söylüyor. Şimdi bir zamanlar yol arkadaşlarını, dava arkadaşlarını kimselere feda etmemekle övünen Recep Tayyip Erdoğan. Hatta Bekir Bozdağ'a dünyanın hakaretini yaptığında Devlet Bahçeli, Bekir Bozdağ'a sahip çıkıp ağlatan Recep Tayyip Erdoğan. Gün Bülent Arıncı kapının önüne koyduktan sonra şimdi Numan Kurtulmuş restiyle sınanma günüdür. Numan Kurtulmuş Harun gibi geldim, Karun gibi gitmeyeceğim diyordu. Numan Kurtulmuş'un gidip gitmeyeceği, Cumhur İttifakı'nın reform çatlağını onarıp onarmayacağı, Tayyip Erdoğan'ın parti kapatma reformuyla demokrasiyi yeni Türkiye anlayışına uygun olarak geliştirip geliştirmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş'u hedef almıştır. Numan Kurtulmuş Harun gibi mi gidecek, Kaan'ı gibi mi gidecek, gitmeyip duracak, Bahçeli mi gidecek, hepsini göreceğiz. Şimdi görelim bakalım. Dikleşmeden dik duran uzun adamın Devlet Bahçeli ile kuracağı ilişkinin kendisini dikkatle takip ediyoruz. Mutlaka AK Parti teşkilatı da çok herkeslere ayar veriyordu ya, prompterdan okumak kolay ya, hadi çıkın Numan Kurtulmuş'a selam, herkes kendi yoluna, siz reform yoluna, onlar parti kapatma yoluna, hadi görelim. Bu parti Söğüt Özü'nden mi yönetiliyor, Balgat'tan mı yönetiliyor? Milliyetçi Hareket Partisi'nin koyduğu, demokrasinin önüne çektiği bariyerlerle Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdemliler Hareketi'nin sınırları nerelere kadar çekiliyor bir görelim bakalım. Hafta başında Varlık Fonu raporunun neden kanuni zorunluluğa rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmediğini sormuştuk. Çünkü Varlık Fonu kanununda denetim maddesi var. Denetim maddesi de diyor ki bir önceki yıla ilişkin rapor en geç Ekim ayında görüşülür. Geçen sene Ekim'de görüşülecek rapor hiç görüşülmedi. Bir sonraki yılın Haziran ayında görüşülebildi Varlık Fonu raporu. Yani kendi yaptıkları Varlık Fonu, kendi yaptıkları kanun ilk sene uygulanacak. Yıl içinde Ekim'de görüşülecek diyor. Ekim'de görüşemedin, Kasım'da, Aralık'ta, öbür yılın Haziran'ında görüşüyorlar. İkinci sene uygulaması Varlık Fonu denetim raporu yine yok. Yine yok, gelmedi. Eylül'de meylül'de gelecek ki Ekim'de görüşülsün. Sene bitiyor yine gelmedi. İkinci yılında da kendi kanunlarına uymayan bir saray iktidarı var. Ve Fuat Oktay çıkmış, diyor ki Varlık Fonu çok katı ve kapsamlı bir denetime tabidir. Saygınlığı uluslararası piyasalarca kabul görmüş şirket tarafından bağımsız denetimi yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulu denetçilerinin yaptığı denetim bunu izliyor. Süreç ülkemizin en üst denetim merci olan meclis denetimiyle bitiyor diyor. Fuat Oktay meclis kürsüsünden meclise gözünün içine baka baka yalan atıyor, alay ediyor. Kardeşim, bu mecliste bu kanun görüşülürken dedik ki Sayıştay denetimine tabi olsun. Ne demek Sayıştay denetimi? Meclis adına devletin kurum ve kuruluşlarını denetlemeye yetkili, kabiliyeti bu yönde gelişmiş tek kurum. Meclisin denetimini Sayıştay yapar. Dediler ki hayır, bağımsız şirket yapsın. Bağımsız şirketi kim seçiyor? Varlık Fonu. Başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Anlaşıyorsun, beni gelsen denetle. Bağımsız şirketi ana muhalefet mi seçiyor? Bağımsız şirketi Sayıştay mı belirliyor? Bağımsız şirketi Varlık Fonu, gel beni denetle. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bağımsız şirket denetleme raporu çıkarıyor. Rapor geliyor Fuat Oktay'ın dediği gibi Devlet Denetleme Kurulu'na. Başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan.
Sonra diyor ki en üst denetim merciği buraya geliyor. Çoğunluk grubunu oluşturan Recep Tayyip Erdoğan, ittifakı kuran Recep Tayyip Erdoğan, görüşme Sayıştay denetimine girmediği için milletvekilleri Bağımsız Denetleme Kurulu'nun ve Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna göre plan bütçede çoğunluk AKP-MHP, aşağıda AKP-MHP geçiyor. Diyor ki çok katı ve kapsamlı bir denetim. Çocuğa söylesen inanmaz. Küçücük çocuğa anlatacaksın. Bu parayı paranın sahibi denetletecek. Onun başkanı olduğu kişi denetletecek. Onun çoğunluğunda olan arkadaşlar onaylayacak. Olmaz öyle şey derler. Ama maalesef ve buna rağmen Ekim'de görüşülmesi gereken varlık fonu ikinci yıl denetiminde de henüz raporu bile gelmemiş durumda. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önermesine ilişkin bir kanun teklifimiz var gündemimizde. Çok uzatmayalım. Bu OECD bünyesinde faaliyet gösteren mali eylem görev gücünün Türkiye'yi gri bölgeye alma yönündeki uyarısından dolayı apar topar bütçeden sonra meclis ara vermeden çıkarılması talep edilen bir kanun. Eyvallah, terörün finansmanına tedbirler almak lazım. Kitle imha silahlarının yayılması, bunun finansmanına tedbir almak lazım. Ama bu mali eylem görev gücü FATF Türkiye'ye 40 tane uyarıda bulunmuş. Kanun teklifinde bu 40 uyarıdan olanlar var ama olmayanlar var. Olmayanlar diyorlar ki siyasi nüfus sahibi kişilere ilişkin olarak arılması gereken tedbirler var diyorlar. İktidar sahipleri siyasi nüfus sahibi kişilerin sahip oldukları güç ve yetkiyi kişisel çıkarları için kötüye kullanma, yani yolsuzluk yapma ihtimalinin bulunmasından dolayı diyorlar. Siyasi nüfus sahibi kişiler yetmez, yakınları ve bunların ilişkide olduğu yakın arkadaşlarının yapmış olduğu her türlü işler, işlemler, kurdukları şirketler, aldıkları krediler, para hareketleri herkesten farklı denetlenmelidir. Bu konuda yani FATF'nin rüşvet ve yolsuzluğun da önlenmesi amacıyla yaptığı önerilere tık yok. Yani sen ülkeyi yönetiyorsun. Eyvallah. Damat ne iş yapar? Dünürler ne iş yapar? Senin amca ne iş yapar? Yurt dışında isimlerinin baş harfinden kısaltmalar yaptığınız ve vergi kaçırmak deyince kıvırtıp vergi kaçınmak için kıta kıta para gezdirdiğiniz bu merçler ne iş yapar? Ziya Erişte ile ilişkiler nedir? Mustafa Erdoğan'ın hesapları ne durumda? Yurt dışında gemiler alınıyor, gemiler satılıyor, vergi cennetlerine gidiyor. Ne oluyor buralarda? Bunlara da bakmanız lazım diyor FATF. Ona arkadaşlar üç maymunu oynuyorlar. Sonra burada çıkaracakları bazı maddelerle terörün finansmanını engelleyeceklermiş. Tabii bu bütün dünyaya yapılan önemli kritik tavsiye de terör, hangi tanıma göre terör? Biraz önce söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'a göre muhalefet partisi olarak bizler 5. kol faaliyeti yürüten ve terör yoluyla onları indirmeye çalışan yasa dışı unsurlarız. Ülkenin kurucu partisine 5. kol diyen adamın terörün finansmanı için hangi varlıklara, hangi imkanlara çökeceğini de iyi hesaplamak, iyi değerlendirmek lazım. Son sözüm buradaydık ve bu 2 Aralık günü kürsüdeydim. Sadece kameralar, muhabir arkadaşlar aynıydı. Hep birlikte dışarıdaydık. Basın toplantısında dedim ki İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, 28 Kasım günü Yargıtay üyesi seçildi, İstanbul'dan geldi.
henüz 2 Aralık günü İstanbul'dan çok uzağa gitmiş olamaz. Daha koltuğu sıcak. Kızılderili filmlerindeki gibi Yargıtay'a gitmiş. Evi taşımış olamaz. Dolabı taşımış olamaz. O gün Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üye seçimi var. Yargıtay dedi ki korona var. Koronavirüs salgını var. Biz toplaşıp bu seçimi yapamayız. Korona tedbirleri gereği bu seçimi ileri bir tarihe bırakıyoruz. Ben dedim ki bu sarayın makbul İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul grubu, vur deyince vuran, kes deyince kesen, giyotinleri, giyotinli hakimleri mahkeme mahkeme gezdiren sarayın baş celladı için bu erteleme olmasın sakın. Bugün İrfan Fidan'ın da aday olduğu Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi seçimi yapıldı. En yüksek oyu İrfan Fidan aldı. Yargıtay'ın çok saygın, oy verirken vicdanlarıyla karar veren, hiçbir yerden emir, hiçbir yerden tavsiye almayan çok değerli mensupları oturdular ve 28 Kasım günü İstanbul'dan ayrılan, 2 Aralık'ta korona korkusundan Ankara'ya intikal edememiş olan 16-14 günlük arkadaşlarına en yüksek oyu vermişler. İrfan Bey sempatik, iletişimi, insan ilişkileri kuvvetli, mesleğinde başarılı, 2 haftada kendisini Yargıtay'daki herkese sevdirmiş. En yüksek oyu aldı beyefendi. Ve korona tedbirlerinden dolayı bu seçimleri 2 Aralık günü yapmayanlara. O gün İrfan Bey aday olamıyordu ama korona var diye ertelediler. 2 Aralık günü ağır hasta sayımız 5502, 30 bin vakamız var, 193 vefatımız var. Bugün 29.700 vakamız var. Ağır hasta sayımız 5500'den 5960'a çıkmış. Vefat sayımız 240. 193 vefatın olduğu gün Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi seçimini yapmayanlar, yaptırmayanlar, 240 vefatın olduğu gün salgın hafifledi, seçebiliriz İrfan Bey'i demişler. Korona hafifledi, İrfan Bey'in artık seçime girmesinde bir sıkıntı yok. 2 Eylül'de bir araya gelmemiz salgın tehdidiydi. Bugün ferah ferah seçimimizi yapabiliriz demişler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok değerli, çok vicdanlı seçmenleri, yalandan korkan erdemliler hareketinden seçmenine, bak biz korona seçimlerini erteledik, biz koronadan dolayı seçimleri erteledik salgın olmasın diye, nasıl sizin düğünleri ertelediysek, nasıl senin kahvehaneni kapadıysak, nasıl marketleri kapadıysak, hafta sonları salmıyorsak, biz de koronadan korkuyoruz, seçim yapmıyoruz demişlerdi. 14 gün sonra tedbirleri hafifletmişler. Size diyorlar ki yersen, yutarsan yut, yutmazsan gargara yaparsın. Buna inanan var mı bu beyefendi? Bu beyefendi İrfan Fidan 12 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından atandıktan sonra 12 yıl boyunca ülkenin en üst yargı organında serbest iradesiyle, vicdanıyla kararlar verecek. Yeni Türkiye'nin vicdan terazisi, hukuk anlayışı ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dürüstlük, ahlak, yönetimde şeffaflık anlayışı budur. Buna sözü olmayanın, olmayana bizim de başka sözümüz yok. Sizin sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Devam olarak sizin bakanlığı ve oradan görüntü sorundan sonra değil mi?
Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atama pratiğini hayata geçiren, dernekleri, vakıfları olağanüstü halden yararlanarak kapatan İçişleri Bakanı'na belli suçlarda hakkında soruşturma açılan dernek yöneticisinin görevden alınması, hatta gerekirse derneğin faaliyetinin askıya alınması gibi yetkiyi en üst soruşturma aşamasında veren bir teklifle karşı karşıyayız. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız ki isterse dernek yöneticisini görevden alıp derneği faaliyetinden men edecek İçişleri Bakanı. Hangi İçişleri Bakanı? Süleyman Soylu. Yani yerel seçimlerde kazanamadığı belediyelere kayyum atayan Süleyman Soylu. Ve derneklerin istediği derneği terörle ilişkilendirecek ve hakim kararı olmadan, mahkeme kararı olmadan daha soruşturma aşamasında, yani kovuşturma bile yok. Hakim iddianameyi kabul etmemişken derneği kapatacak, dernek yöneticilerini görevden alacak Süleyman Soylu. Bunun belediye başkanlarını, siyasileri, akademisyenleri, aydınları, dernek yöneticilerini hiçbir gerekçe olmadan cezaevine atan bir yürütme erkine bu yetkilerin verilmesini son derece tehlikeli, son derece denetimsiz buluyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor arkadaşlarımız. Yarından itibaren komisyonda, önümüzdeki haftada genel kurul aşamasında bu konuda itirazlarımızı dile getirmeye, muhalefetimizi yapmaya devam edeceğiz. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz.